Topluma dahil olmanın birçok avantajı vardır. İyi sosyal ağlara, konutlara, eğitim kaynaklarına ve toplumun diğer çeşitli kaynaklarına erişebilirsiniz ve bununla beraber bir sürü başka fırsatlara da ulaşabilirsiniz. Ama bazı bireyler kendilerini toplumun kenarına itilmiş veya sürgün edilmiş olarak bulabilirler ve bu olduğunda toplumda yer almaları engellenir. Bazı hakları azalabilir. Yasal koruma ve haklara erişimi azalabilir kaynaklara erişimi ve fırsatları da azalabilir. Bu dairelerin ortasında çekirdek toplum yer alıyor. Ama çeşitli süreçler insanları toplumun kenarına, dışına doğru itebilir. Buradaki önemli etmenlerden biri yoksulluktur. O halde buraya yoksulluk mıknatısını çizelim. Yoksulluk mıknatısı insanları toplumun çekirdeğinden dışarı çekebilir. Ve bu insanlar merkezden uzaklaştıkça giderek artan sosyal dışlanma yaşarlar. Bu şekilde insanların topluma aktif katılım sağlaması engellenmiş olur ve insanlar toplumun uç kısımlarına sürgün edilmiş olur. Bu durumda birçok kaynağa erişimleri engellenir. Çizebileceğimiz bir diğer önemli mıknatıs ise kötü sağlık mıknatısıdır. Fiziksel de olsa, ruhsal da olsa bu iri bir mıknatıstır. Fiziksel veya ruhsal olarak hasta olan insanlar, topluma katılmada çok güçlük çekebilirler. Bu insanlar da toplumun göbeğinden kenarlarına doğru çekilirler. Ayrıca bazı grupların çokça ayrımcılığa maruz kaldığını da unutmayalım. Bu fazladan bir mıknatıs olabilir. Bu gruplar ırklarına, cinsiyetlerine, cinsel tercihlerine, kültürlerine, vatandaşlıklarına veya siyasi görüşlerine göre de ayrımcılığa maruz kalabilirler. Eğitim, ev ve iş gibi çok önemli unsurları da hesaba katmamız gerekir. Eğitim, ev ve iş yoksunluklarından dolayı insanlar kolaylıkla toplumun dışına itilebilirler. Ya gerçek anlamıyla katılım gösteremezler ya da toplumdaki birçok insanın sahip olduğu kaynaklara erişemezler. Sosyal dışlanmayla ilgili olan bu önemli kavramlardan bahsetmeye devam ederken aklımızda tutmamız gereken bir şey var. Bu mıknatısları birbirinden ayrı çizdik ama aslında sosyal dışlanma yaşayan ve toplumun dışına itilen insanlar, bu mıknatısların birçoğunun etkisine aynı anda maruz kalırlar. Yani onları toplumdan dışarı iten muazzam güçlerle aynı anda mücadele ederler. Ve bu dışlanmanın bazı sonuçları olur. Bu insanların sağlıkları bozulabilir. Hatta bazı suçlar bile işleyebilirler. Çünkü haklarından mahrum edildiklerini hissederler. Burada iki önemli kavram var kötü sağlık ve suç. Gördüğünüz gibi aslında hesaba katmamız gereken bir sürü faktör var. Sosyal dışlanma deyince birçok şeyi düşünmemiz gerekir. Üzerinde düşünmenizi istediğim şeylerden biri ise segregasyon yani ırk ayrımcılığı kavramı. Bu kavram çok önemli. Çünkü bu aynı toplumun içinde olmalarına rağmen bir grup insanı filtreleyerek farklı kaynaklara erişmelerine izin verir. Bazen insanlar bunu ayrı ama eşit olarak tanımlar. Ama Güney Afrika'da apartheid yani ırk ayrımı olaylarından ve Birleşik Devletler'in geçmişinde Afrika kökenli Amerikalıları olan davranışlarından ve bunlar gibi örneklerden de biliyoruz ki bu nadiren doğru olabiliyor. Ayrımcılığa maruz kalan insanlar çoğunlukla normalin altında veya kötü hizmet alırlar. Toplum grafiğimizde Segregasyon nasıl gözükür bakalım. Bazı bireyler ana akımın sadece bir kısmında bulunurlar ve çoğunluk toplumun dışındadır. Ayrımcılığa maruz kalırlar. Bu ayrımcılık kanunlar ve devlet kuruluşlarıyla bazen de resmi olmayan süreçlerle olabilir. Ya da gizli ayrımcılık olur. Daha önce de söylediğimiz gibi, ayrımcılık eğitim ve konut gibi birçok farklı hizmet ve olayları etkiler. Hatta Amerika'da Eskiden otobüste nerede oturulması gerektiği veya hangi çeşmeden su içilmesi gerektiği gibi temel şeyleri bile etkilemiştir. Ve segregasyon çoğunlukla ırkçı ayrımcılık anlamına gelir. Yani ırk kavramına göre ayrımcılık. Diğer bir kavram olan sosyal izolasyondan bahsedelim. Bu bir topluluk kendini ana akımdan ayırdığında olur ve bunu gönüllü olarak yaparlar dini, kültürel veya diğer etmenlere göre kendilerini izole etmek isteyebilirler. Kendi kimliklerini korumak amacıyla bunu yapmak isterler. Örneğin, Amişleri Amerika'da kendi istekleriyle sosyal izolasyona girişmiş bir grup olarak düşünebilirsiniz. Bu sosyal dışlanmadan farklıdır. Çünkü sosyal dışlanmada birçok dış etken kişinin üzerinde etkili olur ve kişiyi toplumun dışına iter. Ama sosyal izolasyon gönüllü olarak yapılır.